الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين أما بعد değerli aziz ve muhterem Müslümanlar, başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. Duru Sözler adlı kitabımızın 97. sayfasında kaldık. En son imama uymanın şartları: namazdayken cemaatle namaz kılınacaksa, bu cemaatin, imamın, imama uymuş olanın şartları nelerdir? Bugün Allah'ın izniyle cenaze ile alakalı bölümü alacağız. Diyor ki, ölünün tecihizi ve cenaze namazı. Arapça dilinde tecihiz edildiği zaman, yani yıkamak, kefenlenmek ve cenaze namazına hazırlanmak demektir. Doğduğunda ağlamak veya hareket etmek gibi diri olma alametleri görülen çocuk dahil her Müslüman ölünün yıkanması, kefenlenmesi, cenaze namazının kılınması ve defnedilmesi, onun öldüğünden haberdar olan her mükellefe farz-ı kifayedir. Müslüman ve diri olarak duan her kimse, ister bir saat sonra vefat etsin, ister bir yıl sonra vefat etsin, ister 10 yıl sonra vefat etsin, ister 100 yıl sonra vefat etsin, fark etmez. Müslüman ve diri olarak, canlı olarak doğduktan sonra ne zaman vefat ederse vefat etsin, onu yıkamak, kefenlemek, cenaze namazını kılmak ve defnetmek farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye derken, yani Müslümanlardan birkaç kişi ilgilenirlerse yeterlidir. Ancak bu sıfatlarda olan bir Müslüman vefat ederse ve hiç kimse onunla ilgilenmezse, böyle evde bırakmış, dükkanında bırakmış, sokakta ölmüş ve orada bırakılmış, kimse ilgilenmezse, duyan herkes harama düşmüş olur. Ergenlik çağına girmiş, akıllı olan her Müslüman harama düşmüş olur. Tabi mazereti olmayanlar dahil. Mazereti olmayanlara haram yoktur burada. Ancak zimmi olmayan kafir veya mürted olan ölüye bunların hiçbirisini yapmak farz değildir. Yani normal bir kafir, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister putperest, ister mürted ölürse bunları yapmak farz değildir. Zimmi hariç, zimmi olan kimdir? Hristiyan veya Yahudi olup da halifeye cizye veren kimsedir. Onların ayrı bir hükmü var. Müslümanın halifesine cizyeyi ödeyen zimmiyi kefene sarıp defnetmesi, onun milletinin bunu yapmaması durumunda farzdır. Ancak Müslümanların mezarlıklarına defnedilmez. Yani Müslümanlar bir beldeyi fethettiler. İlk önce o beldedekilere İslam'ı sunarlar, İslam'a davet ederler. Kabul etmediler diyelim, o zaman cizye vereceksiniz. Ha, cizye veren o Yahudi veya Hristiyan, ona zimmi denir. Bu kimse öldüğünde şayet onun akrabaları, milleti ilgilenmezler ise,
onu kefenlemek ve defnetmek Müslümanlara farz-ı kifayedir. Ama tabii ki Müslümanların mezarlığında defnedilmez çünkü Müslüman değildir. Yıkamak ise ne farzdır ne haramdır. Yıkamak isteyen yıkabilir. Ne farzdır ne haramdır. Kafiri yıkamak ve kefenlemek ne farzdır ne haramdır. Ancak üzerine cenaze namazı kılmaz. Kafir olan hiç kimse, ister zimmi olsun, mürted olsun, putperest olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ne olursa olsun, küfür üzerine ölen kimseye kesinlikle cenaze namazı kılınmaz. Çünkü cenaze namazı bir duadır. Ölenin ahireti için dua edilir. E bu kafirdir zaten. Allah rahmet eylesin, Allah mağfiret eylesin, Allah affetsin, yeri cennet olsun gibi dualarda bulunur cenaze namazında. Bu kafire bu şekilde dua edilmez. Bundan anlaşılıyor ki bazı kişilerin Peygamber Efendimiz'e büyük bir iftira atmışlardır. O da haşa diyorlar ki Abdullah bin Ubey bin Selül'ün öldüğünde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu adamın kafir, münafık olduğunu bildiği halde cenaze namazını kıldırmıştır diye iddia ediyorlar. Bu Peygamber Efendimiz'e büyük bir iftiradır, haşa. Çünkü dediğimiz gibi cenaze namazında dualar var. Şafilerde cenaze namazında Fatiha okuma var ölüye. Kafire bir Fatiha okunur mu? Fatiha'ya rahmetle anmak olur mu? Ahireti için dua etmek olur mu? Olmaz. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz'in Abdullah bin Ubey bin Selül'ün kafir olduğunu bildiği halde cenaze namazını kıldırmıştır diyen kimse Peygamber Efendimiz'e büyük bir iftira atmış olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada cenaze namazını kılmıştır, kıldırmıştır. Ama kafir münafık olduğunu bilmiyordu. Kıldırdıktan sonra ayet inmiştir. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا Onlardan, yani kafirlerden biri ölürse kesinlikle onların cenaze namazını kılma. Onlardan inince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o adam küfür üzerine öldüğünü anlamıştır. Yoksa bilmiyor. Burada İstanbul'da bir keresinde gayrimüslim Hristiyan biri öldüğünde cenazesini kiliseye götürdüler. Türkiye'de meşhur bir profesör, göya din adamıdır. Kilisenin ortasında elini açmış diyor ki Lillahi Teala'l Fatiha. Kime okutturacak? Kilisedeki Hristiyanlara. Kimin ruhuna? Hristiyan üzerine ölen bir kimseye. Öyle bir şey olur mu? Ölen kimse Fatiha'yı kabul etseydi zaten Müslüman olurdu. Kelime-i şehadet getirerek İslam'a girer. Ama Hristiyan olarak ölen bir kimseye Kur'an-ı Kerim okutturulur mu? Ölen bir kafir için onun ruhuna Fatiha okutturmak batıldır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında bu iftira kesinlikle iğrenç ve çok büyük bir iftiradır. Düşük sonucu ölü doğan, yani kendisinde hayat belirtisi görülmeyen çocuğun insan şeklini almış ise yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifayedir. Buna da zimmi, ona da cenaze namazı kılınmaz. Bu dersin başında dedik ki Müslüman ve canlı diri olarak doğan ama ölü olarak doğan bebek şayet insan şekli varsa yıkanılır, tekfin edilir ve defnedilir. Cenaze namazı kılınmaz. Çünkü ölü olarak doğmuştur. Ha, diyelim ki insan şekli yok, bir et parçası olarak düşmüşse bir bez asılıp bahçeye gömebilirler. Bunda yıkanma, tekfin etme, normal merasim gibi yapmak şarttır. Çünkü insan şekli yok, bir et parçası olarak düşmüş olduğu için. Ancak insan şeklini almamış olan düşük çocuğun sadece bir beze salıp
gömülmesi menduptur. Yani sünnettir. O da farz değildir yani. Kafirlere karşı yapılan savaşta savaş sebebiyle ölen Müslümanı üzerindeki kanlı kıyafetleri ile defnetmek menduptur. Yani bu sünnettir. Cihad esnasında şehit düşen bir Müslüman burada ilk önce yıkanmaz. Niye yıkanmaz? O kan lekeleri üzerinde kalsın. Ki kıyamet gününde o kan lekelerinden misk koku çıkar. Haşır sahasında, hesap sahasındaki insanlar bu şehittir diye anlarlar. Aynı şekilde kıyafet. Kıyafet ona yeterli ise yine o kıyafetle defnedilir. Ancak kıyafeti onu örtmeye yetmiyorsa ona ilave yapılır. Ha, yeterli değildir bu elbise, yırtılmıştır diyelim savaştan dolayı. O zaman üstüne bir kumaş ile ilave edilir. Bu ilave 3 kata kadar olabilir. Sonra Müslümanların mezarlıklarına defnedilir. Yani 3 parçayla olabilir. Bir parça şayet örtüyorsa hepsini, zaten kıyafetleri var. O zaman bir kıyafet yeterlidir. 2-3 kıyafetle, 2-3 bir bezle sarmak da olabilir. Bu kişi savaş şehidi olduğu için yıkanmaz ve cenaze namazı kılınmaz. Yıkanmaz dedik ki o çıkan kan lekelerinden kıyamet gününde, kandan, lekelerinde değil, kandan mis kokusu çıkar kıyamet gününde ve oradakiler bu kimsenin şehit olduğunu anlarlar. Cenaze namazı niye kılınmaz? Dedik ya, cenaze namazı ölüye dua etmektir. Bu şehit duamıza ihtiyacı yok. Çünkü şehit düştüğü andan itibaren bütün günahları silinmiştir. Ve makamı çok yüksek olmuştur. O zaman bu makam sahibi olduğu için, bu sıfatı aldığı için duamıza ihtiyacı yok. Ha, dua edebiliriz tabii ama farz değildir. Ölünün yıkanması, yani kastetmek, ölüyü yıkamanın en azı. Ölünün üzerinde necaset varsa giderilir. İlk önce bu şehit hariç normal bir Müslüman öldüğü zaman bedeninde bir necaset varsa su dökülüp temizlenilir. Ölünün sık olsa da saçı ve derisi dahil bütün bedenin temiz ve temizleyici olan suyla bir kez yıkanması farzdır. Ancak 3 kez yıkanması daha afdaldır. Yani gusül abdesti alan bir kimse, gusül alan bir kimse ister cenabetten ister başka sebepten dolayı nasıl gusül alınıyorsa bütün vücudu kıllar dahil olmak üzere bütün vücudu nasıl yıkanılıyorsa ölen kişiyi bu şekilde yıkanması gerekmektedir. Saçı, sakalı, elleri, ayakları, sırtı, karnı hepsi yıkanması gerekir. Ama dikkat edilmesi gereken bir husus var. Ve maalesef birçok kişi buna dikkat etmiyor. Bazı erkekler erkekleri yıkarken ve bazı bayanlar bayanları yıkarken diz ile göbek arasındaki bölgeyi açıyorlar. Kesinlikle bu caiz değildir, haramdır. Bazı yerlerde çıplak bırakıyorlar, tamamen çıplak bırakıyorlar. Ne var ki erkek erkeğe veya bayan bayan olmaz. Bazı yerlerde diz ile göbek arasını açar, yıkarken açıyorlar. Hayır, olmaz, bu caiz değildir. Oraya çarşaf altından açmadan su dökülür, bayan veya erkek olsa. Hatta bazı cahiller de ölenin etek tıraşını yapıyorlar. Size ne kardeşim, avretini açıyorsunuz. Göğe, ahirette kıllı bir şekilde gitmesin diye. Bu senin görevin değil. Avret yerini açmak kesinlikle caiz değildir. Çevirirken bile dikkat edilmesi gerekir. Tabii bu en azı bütün vücudunu yıkamaktır. Ha, sünnetleri var tabii ki diğer derslerde, diğer kitaplarda alırsınız inşallah. Ölünün kefenlenmesi. Ölüyü kefenlenmenin en azı.
ölünün bütün bedenini örtecek şekilde bir kez sarmak farzdır. Bütün vücudunu kaplayacak bir parçayla sarmak farzdır. Tabi bu parça illaki beyaz olması şart değildir. İllaki yeni olması şart değildir. Eski bir bez olsa bile, başka renk olsa bile ama temiz ve beyaz olması daha uygundur. Ancak ihramlıyken ölen erkeğin başı, kadının ise yüzü örtülmez. Erkeğin yüzü erkeğin saçı kapatılmaz, başı, bayanın yüzü kapatılmaz. Nasıl ki bu kim ihramdayken, yani hac veya umre yaparken niyetini getirdikten sonra ihrama, yani hac veya umrenin amelliğine başladıktan sonra vefat ederse tamamlamadan, bu ihramdayken erkeğin başını örtmesi caiz değildir. Bayanın yüzünü örtmesi caiz değildir. Bu şekilde kefen sayılır. Erkeğin başı açık bir şekilde, bayanın da yüzü açık bir şekilde olması gerekir. İhramdayken erkeklerin başlarını ve bayanların da yüzlerini örtmeleri caiz değildir. Bu şekilde vefat eden kimse kıyamet gününde lebbeyk Allahümme lebbeyk, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك diyerek hesap sahasına gider. Çünkü hac veya umrenin ameline girmiş, niyetini getirip ihrama girdikten sonra hacı veya umreyi tamamlamadan öldüğü için bu şekilde kefenlenir ve bu şekilde kıyamet gününde hesap sahasına gider. Borcundan fazla mirası bırakıp veya hiç borcu olmayıp beni üç kat sarmayın diye vasiyet etmeyen kişiler üç kat sarılır. Eğer ölü beni üç kat sarmayın diye vasiyet etmişse bir kat sarılıp kefenlenmesi farzdır. Yani ölen kimse vefat etmeden önce beni üç kefenle sarmayın dediyse o zaman bir kefenle sayılır. Parası varsa, yeterli kadar parası varsa üç parçayla kefenlenir. Ama borcundan fazla parası yoksa, kefen kadar parası yoksa ve ona kefen alacak kimse yoksa bir kereyle yeterlidir. Cenaze namazının şartları: ölünün üzerine namaz kılmaya, namazın farziyetine ve cenaze namazını kılmaya niyet etmek. Şafii mezhebine göre bu tür ibadetlerin birinci farzı niyet etmektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde geçtiği gibi innemel a'malu binniyat, ameller niyetlere bağlıdır. O zaman niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenazeye cenaze namazının farziyetini kılmaya veya farzını kılmaya. Şayet cemaat takılıyorsa uyduğum imama gibi niyetler olabilir. Şimdi burada cenaze namazında ne rükû var ne secde var. Hep ayakta 4 defa tekbir getirilir. Birincisiyle birlikte niyet getirilir. Unutmayalım Şafii mezhebine göre. Birincisiyle birlikte niyet getirilir. Ondan sonra Fatiha okunur. Tekrar tekbir getirilir, salavat getirilir, tekrar tekbir getirilir, ölüye dua edilir ahireti için, tekrar tekbir getirilir ve selam verilir. Ne rükû var ne secde var, hep ayakta. Ayakta durabiliyorsa ayakta Allahu Ekber deyip tekbir getirmek. Yani burada ayakta durabiliyorsa bütün farz olan namazlarda ayakta durmak farzdır. Tabii ki gücü yetiyorsa. Yoksa oturarak kılabilir. El-Fatiha suresini okumak. Çünkü bunu okumadan cenaze namazı geçerli olmaz. El-Fatiha okumak bütün namazın çeşitlerinde farzdır. Cenaze dahil. Ancak El-Fatiha suresini ilk tekbirin ardından okumak sünnettir. Bunu ilk tekbirden sonrasına ertelemek de caizdir. 5 vakit namazda olduğu gibi cenaze namazında da El-Fatiha suresinin geçerli olabilme
kurallarına riayet edilmesi gerekir. Dedik ya, birinci tekbirden sonra Fatiha istiyorsa birinci tekbirden sonra değil, üçüncü tekbirden sonra okuyabilir. El-Fatiha'nın yeri karışık. İsterse burada, isterse burada. Ama ilk tekbirden sonra okuması daha efdaldır. Ve El-Fatiha suresini okurken şeddelerine dikkat etmesi gerekir. Sırayla okuması gerekir. Ara vermeden okuması gerekir. Maharaçlarına dikkat etmesi gerekir. Nasıl beş vakit namazda okuyorsa, düzgün bir şekilde okuması gerekiyorsa, cenaze namazında da düzgün bir şekilde okuması gerekir. O zaman niyet getirerek Allahu Ekber demiş, Fatiha okumuş, sonra Allahu Ekber demiş. Allahu Ekber diyerek ikinci tekbiri getirmek. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ala Muhammed diyerek Peygamberimize salavat getirmek. Bu salavat ikinci tekbirden önce de, üçüncü tekbirden sonra da getirilmez. Mutlaka ikinci tekbirden sonra getirilir. El-Fatiha gibi yeri oynatabiliriz diye yok. Muhakkak ki ikinci tekbirden sonra olması gerekir. Salli ve barak hepsini okursa daha faziletlidir. Ama sadece Allahümme salli ala Muhammed derse yeterlidir. Sonra yine Allahu Ekber der üçüncü defa. Allahu Ekber deyip üçüncü tekbirini getirmek. Üçüncü tekbirin ardından ölüye ahireti için dua edilir. Üçüncü tekbirden sonra ölüye dua edilir. Ne diyor burada ahireti için? Takıp da dünyası için dua edecek hali yok. Çünkü adam ölmüş zaten. Bunun en azı Allahümme gfir lehu verhamu. Yani Allah'ım onu bağışla ve ona rahmet et demektir. Yani en azından bu. Ha şimdi uzun bir hadis var, dua var Peygamber Efendimiz'den gelmiştir. Onu bilen o duayı okuması daha uygundur. Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve sahirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. Allahümme men ahyaytahu minna fe ahyihi alel islam ve men tevaffaytahu minna fe tevaffahu alel iman. Bu duayı biliyorsa okuması sünnettir, daha efdaldır. Bilmiyorsa Allahümme gfir lehu, Allahümme erhamhu gibi dualarda bulabilir. Ekmel, en iyi olanı ise Peygamberimizden rivayet olunan duayı okumaktır. Az önce okumuş olduğum duadır. Sonra Allahu Ekber deyip dördüncü tekbiri getirmek. Ölü için bu dördüncü tekbirden sonra tekrar dua okumak efdaldır. Ha, diliyorsa dördüncü tekbirden sonra tekrar dua edebilir. Sonra Esselamu Aleyküm diyerek namazı bitirmek. Dördüncü tekbirden sonra. O zaman birinci tekbirle birlikte niyet getirilir, ardından Fatiha okunur. İkinci tekbir getirilir, ardından salavat getirilir. Ardından üçüncü tekbir getirilir, ondan sonra ölüye dua edilir. Dördüncü tekbir getirilir, ardından isterse yine ölüye dua eder, sonra selam verir. Aynı namazda olduğu gibi iki defa Esselamu Aleyküm demek sünnettir. Başını sağa ve sola çevirmesi de sünnettir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demek sünnettir. Ama en azından Esselamu Aleyküm derse yeterlidir. Cenaze namazı içinde kıbleye yönelmek, taharet yani abdest vesaire gibi namazın şartlarını yerine getirmek gerekir. Şimdi öğle namazı kılan kimsenin bulundurulması gereken şartlar neyse cenaze namazında olması gerekir. Yani cenabetliyken cenaze namazını kılamaz. Abdestsiz olursa cenaze namazı kılamaz. Avret yerleri açıksa cenaze namazı kılamaz. Kıbleye doğru yönelmeden cenaze namazını kılamaz. Bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekir. Üzerinde affedilmeyen necaset varsa cenaze namazını kılamaz. Aynı normal namazların şartları neyse cenaze namazında da şarttır. Ayrıca namazı bozan diğer hallerden de uzak durulmalıdır. Çünkü bunlar cenaze namazı da bozar. Normal vakit namazı bozan haller neyse cenaze namazını da bozar. Buna da dikkat edilmesi gerekir. Yani cenaze namazı basit bir şey deyip geçmeyelim. Cenaze namazı normal bir namazdır. Hatta farz-ı kifayedir. Bunun sevabı çok büyüktür.
Ama tabii ki oyuncak değil, sıradan bir şey değil, çok önemli bir etkendir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde mealen her kim bir Müslümanın cenazesine katılırsa, yıkanmasına, tekfin etmesine yardımcı olursa, cenaze namazını kılarsa bir kırat sevap kazanır. Defnedene kadar katılırsa iki kırat kadar sevap kazanır. Sormuşlar ey Allah'ın Resulü kırat ne kadar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mealen Uhud dağı kadar demiştir. Yani cenaze namazı kılana kadar Uhud dağı kadar sevap kazanmış olur. Defnedene kadar katılırsa iki Uhud dağı kadar veya Uhud dağı kadar iki katı kadar sevap kazanmış olur. Yani büyük sevap olur. Akraba, tanıdık, arkadaş, dost, hatta tanımadığın bir kimse ise yine aynı sevabı kazanırsın. Bir yerden geçerken cenaze var, sen de katıldın. Tanımıyoruz olsam bile katılmanın çok büyük sevabı var. Ölünün defnedilmesi, defnin farzları, ölüyü üzerini toprakla doldurarak yırtıcı hayvanların ulaşmasından koruyacak ve kokusunun aşağı çıkmasını engelleyecek derinlikteki bir mezara defnetmek. Bazı yerlerde vahşi hayvanlar var. Ölünün kokusunu alıp yerler, kabri kazıp yerler. Bazı yerlerde vahşi hayvanlar yok ama bir çukurda koyuyorlar, kokusu dışarıya gidiyor. Bir Müslüman defnedilecekse o vahşi hayvanlardan korunmak ve kokusu dışarıya çıkmayacak şekilde defnedilmesi gerekir. Yani normal şartlarda diyelim ki 1,5 metre mi kazıyorlar? Şayet orada vahşi hayvanlar çoksa daha derin kazabilirler. Üzerine çimento dökmek gerekiyorsa çimento dökmek gerekir. Yeter ki bu Müslüman kardeşimizi o vahşi hayvanlardan koruyalım veya kokusu çıkmasını engelleyelim. Çünkü ölünün kokusu dışarıya çıksa, böyle bıraksa millet gelirken tiksinir. O zaman yazıktır o ölüye. Bundan dolayı onun bu kokuyu örtmek için veya vahşi hayvanlardan korumak için yapılması gereken neyse yapılması gerekir. Kabri genişletmek ve ayakta durup kolunu yukarıya uzatan kimsenin boyunda derleştirmek sünnettir. Normal bir insanın boyu 4,5 ziradır. Yani ayakta durup elini kaldırırsa bu kadar derin olması sünnettir. Geniş olması da sünnettir. Tabii şimdi birçok yerde artık belediye kazıyor, standart. Derinliği, uzunluğu, genişliği hepsi standart yapıyorlar. Ama imkanı varsa bir kimsenin daha derin olması, daha geniş olması yapabiliyorsa yapsın. Bir insan boyu artı kol boyu. Yani açık bir şekilde, bu şekilde derin ve biraz geniş olması da daha efdaldır. Ölüyü yan yattırıp göğsünü kıbleye yönlendirmek. Sırt üstü, yüz üstü kesinlikle koyulmaz mezarda. Genelde sağ omuzun üzerine göğsü kıbleye doğru olması gerekir. Ölüyü fıskiye denilen odalara defnetmek haramdır. Bu gibi yerlere ilk ölü defnedilip henüz bedeni çürümeden ikinci bir ölü defnedilir ve buralar ölünün kokusunun açığa çıkmasını engellemez. Bazı yerlerde bilmiyorum günah var mı yok mu bir oda yapıyorlar, büyük bir oda. Yukarıda bir pencere açıyorlar. Kimsesiz ölenleri oraya atıyorlar. 10, 15, 20, 100 kişi üst üste oluyor. Bu kesinlikle caiz değildir, haramdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İkramul mu'mini defnuhu. Mü'mine saygıdan defnedilmesi gerekir. Bunu defnederken herkes bir mezarda olur. Ha diyelim ki 5 sene üzerinden geçmiş, 10 sene üzerinden geçmiş, vücudu tamamen çürümüşse başka birini defnedebilirler. Ama aynı anda iki kişi mezarda beraber defnedilmez. Veyahut
Bu dediğim fıskiye diyor Arapçada, bir oda ve oraya atıyorlar. Defnediyorlar diye değil, atıyorlar. Bazı yerlerde mor gibi mezarlıkta odalar yapıyorlar, mor gibi yerler. Ölüyü oraya bırakıyorlar birkaç gün sonra defnediyorlar. Orada bırakılmaz. Ölüye, Müslüman olan ölüye saygı göstermemiz gerekir. Nasıl ki hayattayken ona saygı göstermemiz gerekiyorsa, öldükten sonra da saygı göstermemiz gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, mealen, ölünün bir kemiğini kırmak, canlıyken bir kemiğini kırmak gibidir. Aynı hüküm, yani bu ölmüş artık tahta olmuş diye değil, hala Müslüman kardeşimizdir. Bundan dolayı ölen kimse, ölen bu Müslümanı yıkamak için yüzüstü yattırmak caiz değildir. Ona bir saygısızlıktır, haramdır. Bundan dolayı dikkat edilmesi gerekir. Bu tür şeylere girmeden önce öğrenmemiz gerekir ki harama düşmeyelim. Dersimizi tekrar okumuş olduğum hadise bitirmek istiyorum. Her kim bir Müslümanın cenazesine katılırsa, cenaze namazını kılana kadar katılırsa, bir kıraat defnedene kadar katılırsa, iki kıraat kadar sevabı olur. Her bir kıraat Uhud dağı kadardır. Yani çok büyük bir dağ kadar sevabın olur. Daha ne istiyorsun ey Müslüman kardeşim? Cenaze namazını, cenazeyi duyarsa hemen koş, onlara yardımcı ol, onlara katıl ki o büyük sevabı kazanabilesin diye. Vallahi subhanehu ve teala alem ve ahkem ve bu şekilde taharet ve namaz bölümünü bitirdik. Sayfa 101'e geldik. Allah'ın izniyle bir sonraki dersimizde zekat bölümüne geçeceğiz. Vallahi subhanehu ve teala alem ve ahkem. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.